Günaydın. Günaydın değerli Satire Türk izleyenleri. Bugün evimizdeyiz. Günaydın değerli sözün özü izleyenleri. Bugün evimizdeyiz. Bugün evimizden konuşacağız, evimizden paylaşacağız. Herhalde birkaç hafta böyle olacak. Malumunuz değişik zamanlar yaşıyoruz. Sözün özünü bugün evimizde yapıyoruz. Stüdyo yok, reji yok, kulağımda kulaklık yok. Değişik bir deneyim benim için. Herhalde birkaç hafta böyle olacak. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize hoş geldiniz, selametle geldiniz. Günümüz aydın olsun, günümüz bereketli olsun. Günümüz bereketli olsun. Sözün özü izleyenleri. Günümüz bereketli olsun efendim. Bereketli günler olsun. Bugün bir kelimeyle başlayacağız. Bir kelime konuşacağız bugün. Bir kelimeyi çok derinlemesine konuşacağız. Çok derinlemesine yedireceğiz. Bir kelimeyi anlamaya çalışacağız daha derinlemesine. O kelime teselli kelimesi. Teselli. Avuntu. Ben daha çok teselliyi kullanacağım bugün. Avuntu. Teselli. Ama teselli kelimesinin hani çünkü dünyada, dünyasal anlamda teselli kelimesini düşünce kafamızda, aklımızda, dimağımızda bıraktığı algıyı biraz tartışmaya açacağız bugün. Yani gerçekten çünkü kutsal kitapta baktığımız zaman, İncil'e baktığımız zaman İncil'deki teselli kelimesiyle tanrısal ya da şöyle söyleyeyim, tanrısal teselliyle dünyasal teselli aynı değil. Yani aynı şeyler yok burada. Paylaşacağız, bunu konuşacağım. Çünkü yani burada çok daha fazla bir şey var. Yani teselli deyince dünyada bir şey aklımıza geliyor bizim. Dışarı duyduğumuz zaman teselli kelimesini, avuntu kelimesini aklımızda bize bıraktığı bir algı var, bir hissiyat var. Kutsal İncil'de bu yoktu. Çok daha fazlası var. Çok daha derin bir şey. Çok daha kuvvetli bir şey. Çok daha güçlü bir şey. Bunu konuşacağız bugün. Bunu paylaşacağım sizlerle. Yani çok daha güçlü bir kelime. Bizim teselli olarak düşündüğümüz şeyin çok fazlası. Bugün şurada konuşacağız. Teselliyi nerede aradığımızı konuşacağız. Teselliyi gerçekten bulduğumuzu mu da konuşacağız. Buluyor muyuz teselliyi? Yani dünya insanı teselliyi buluyor mu? Şimdi biz bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi açıkçası bu dünya şimdi elimizde bu var bizim. Yani elimizde bu olunca başka bir şey yok elimizde. Bunu tutunuyoruz. Bunu gözümüz açık biz bunu gördük. Bu yaşamı gördük. Başka bir şey görmedik ki. Dolayısıyla yani buna tutunuyoruz. Sıkı sıkı buna sarılıyoruz. Ama kutsal kitabın, İncil'in bize öğrettiği bir şey var. Bu dünya sıkıntı dünyası. Yani sıkıntı dünyası bu dünya. Acı dünyası bu dünya. İsmini koyalım bunların. Yani Rabbi İsa ayrılırken dedi ki yani bu dünyada sıkıntımız olacak. Bu dünyada sıkıntımız olacak. Çünkü bu dünya sıkıntı dünyası. Bunu söylemedi ama bu dünyada sıkıntımız olacak ama cesur olun diyor. Ben dünyayı yendim. Ama buradan şunu anlıyoruz. Bu dünyada sıkıntı var. Bu dünyada acı var. Bu dünya bunun dünyası. Niye? Çünkü günah dünyasında. Yani günahın egemen olduğu bir dünya. Baktığınız zaman etrafınızda kıskançlık var. Baktığınız zaman etrafınızda hırs var. Baktığınız zaman etrafınızda öfke var, nefret var. Şimdi bunların olduğu yerde sıkıntı olmaması, bunların olduğu yerde acının olmaması, bunların olduğu yerde baskının olmaması, yani bunların olmaması imkansız. Günahın dünyasında bunlar var. Bunlar böyle bizim insanoğlunun günahın dünyasında çok yüce tesellilere ihtiyacı var. Çok yüksek, çok yüce tesellilere ihtiyacı var. Teselliye ihtiyacı var. Derin teselliye ihtiyacı var. Bugün mesela bugün birkaç sorumuz var teselliyle ilgili. Teselli kelimesini konuşacağız, anlamını sorgulayacağız. Ama bir şey daha soracağız. Yani demin dediğim gibi nerede arıyor insan o teselliyi? Ve arıyor insan o teselliyi acaba bulabiliyor mu teselliyi? Bulmuş bir hali var mı? Bulabilmiş bir hali var mı teselliyi? Gerçek acılar yaşadığında mesela. Zor konu bugün. Yani zorlandığımız bir konu. Zorlandığımız bir konu. Gerçek acı yaşadığımızda, gerçek sıkıntı yaşandığında, insanlar bunu yaşıyorlar, yaşamaya devam edecekler. Günahın dünyasında, nefretin dünyasında. Bunu yaşadığında insanoğlu teselli nerede arıyor? Nerede aramalı? Ve nerede arıyor? Bu paylaşımı yüreğime koyan bir ayettir. Bu ayeti sizlerle paylaşayım. Arka arkaya iki ayet. İki ayet, teselli kavramı, avuntu kavramı çok var kutsal kitapta ama bu çok yüreğime değdi ve oradaki vurgular var. İki üç vurgu var orada. O vurguları paylaşacağım. Çok dokundu yüreğime. Yani okuduğum zaman kelam. Ya kelam canlı bir şey. İnanın bana canlı bir şey. Yani okuyorsunuz, daha önce okumuşsunuz belki ama o gün öyle yüreğinize vuruyor ki biz buna peygamberlik diyoruz. Orada bu bir çeşit peygamberlik. Sınırlı peygamberle inanıyoruz biz. Ama bir çeşitli kutsal kitap ışığında, kutsal kelamın ışığında. Çünkü kelam açılmaya başlıyor size. O derinlemesine sır açılmaya başlıyor. Yani normal bir hikaye kitabı gibi değil ya. Normal bir roman kitabı gibi değil. İnanın bana değil.
Canlı söz değiyor yüreğimize. Bugün de yüreğimi değen bir sözü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın, Resul Paulus Korintlere yazılan ikinci mektubu. İncil'den okuyorum. Korintlere yazılan ikinci mektupta. Girişi hep böyle başlıyor. Teselli çok kullandığı kelimedir. Rabbin tesellisi. Rab'deki avuntular. Çok kullandığı kavramdır Resul Paulus'un. Ve diyor ki Resul Paulus orada her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya. Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya. Merhametli babaya. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı babasının övgüler olsun. Kendisinden her türlü tesellinin kaynağı. Bunu yüreğinize yerleştirmenizi istiyorum lütfen. Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya ve merhametli babaya. Ve Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasının övgüler olsun. Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bütün sıkıntılarımızda bizi teselli ediyor. Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda, ikinci vurgun bu. Her türlü sıkıntı. Teselli kaynak ve her türlü sıkıntı. Ve her türlü sıkıntı. Bu iki vurgu bugün var. Yani birincisi kaynak. Her türlü tesellinin kaynağı. Tesellinin kaynağı. Yani madeni. Fabrika değil. Tanrı avuntu üretmiyor. Teselli üretmiyor. İyi anlayalım. Bunu iyi özümseyelim. Tanrı teselli üretmiyor. Fabrika değil. Tanrı maden üretiyor. Ya da Tanrı tesellinin kaynağı, madeni. Şimdi madenin özelliği ne? Mesela altın madeni dediğimiz zaman özelliği nedir? Altın madenin kendisinde, doğasında, özünde altın vardır. Altın üretmez, altın üretmek için çaba harcamaz. Aslında altın madeni diye düşündüğünüz zaman orayı artık toprak olarak görmezsiniz, taş olarak görmezsiniz. O sizin için altındır artık. Altın üreten bir yer, altın veren bir yerdir, üreten değil. Özünde altın olan bir yerdir. Maden, özde teselli. Tanrı'nın özünde var teselli. Tanrı'nın özünde teselli. Tanrı'yla temas ettiğin anda, dokunduğun anda, hissettiğin şey tesellidir. Teselli olarak, avuntu olarak sana gelir. İkinci vurgu, her türlü teselli. Her türlü tesellinin kaynağı. Yani sadece bazı durumlarda değil. Bazı durumlarda değil sadece. Ama her durumda. Her türlü tesellinin kaynağı. Sadece ağır durumlar değil. Şimdi o var. Biz teselli sadece ağır durumlarda teselliye ihtiyacı. Bakın bu da önemli yani. Bu da çok önemli. Yani düşündükçe yüreğe daha çok oturuyor. Şimdi biz sadece ağır şeyler için teselli arıyoruz belki. Dünyada tırnak için söylüyorum. Hafif gördüğümüz şeyler var. Yani. Bunlar hafif yani. Bunlar için Tanrı'yı meşgul etmeye değmez ben. Öyle düşünüyoruz. Yani komik ama böyle. Ağır şeyler için teselliye ihtiyacımız var. Ya da derin acılar için teselliye ihtiyacımız var. Hayır. Hafif şeyler için de teselliye ihtiyacımız var. Ama hafif ama ağır. Her türlü avuntunun kaynağı. Her türlü. Yahut bazı şeylerde evet. Bunu da paylaşalım. Bunu da konuşalım. Yani evet bazı şeyler için avuntu olabilir Rab. Olabilir mi ki? Böyle bir şey düşünebiliyor muyuz acaba? Biz de şunu düşünüyor muyuz kardeşler? Şunu düşünüyor muyuz? Yani evet Tanrı bazı şeyler için avuntu olabilir. Ama bazı şeyler için asla avuntu, bazı deri şeyler için asla avuntu olamaz. Tanrı'nın bile avuntu olamayacağı, Tanrı'nın bile teselli olamayacağı şeylerin olduğunu düşünüyor muyuz acaba? Eğer böyle düşünüyorsa, bir Hristiyan böyle düşünüyorsa bu zavallı bir düşüncedir. Önce onu söyleyeyim. Bu zavallı bir düşüncedir. Gerçek anlamda teselli hissetmek için onu hissetmek lazım. Kendisini. Tanrı'nın kendisini hissetmemiz lazım. Tanrı'nın varlığını hissetmemiz lazım. Onu hissetmek teselliden fazlası. Onu hissetmek nedir pastör? Onu hissetmek. Hristiyan kürsüsü hep bunu vaziyor. Tanrı'ya tanışan imanı. İmanın ya da inancın. Tanrı'ya tanışan Hristiyan'ın Tanrı'yla tanışmak olduğunu, Tanrı'yla tanışmanın aslında Hristiyan inancının temeli olduğunu öğretiyor. Tanrı'yla tanışmak, onun ruhunu senin ruhuna değmesi, dokunması ruhuna. Gerçek teselli o zaman gelir. Çünkü gerçek teselli budur. Yani şimdi teselli, onu hissetmek teselliden, anladığımız anlamda teselliden çok fazlası. Bugün teselli deyince kafamızda uyanan o kavramından çok daha fazlası
Çok çok daha fazlası. Hani mukayese edilmeyecek derecede fazlası. Onu hissetmek. Çünkü teselli deyince, yani avuntu deyince, teselli deyince dünyaya gidiyor aklımız. Ne demek mesela dünyası anlamı teselli? Kabullenmek. Kabullenmek. Yani bir acı var, bir sıkıntı var ama bu sen artık özümse yani. Bunu. Yani herkesin başına gelebilecek bir şey. Senin başına geldi. Ha, keşke gelmeseydi. Ama oldu. Özümse artık. Ölümse öbür türlü senin için daha kötü olur. Teselli. Dünyanın tesellisi bu. Yani dünyasal teselli deyince hani avuntu deyince aklımız buna kayıyor istersen. Çünkü bir dünyada yaşıyoruz. Dışarıda muhatap olduğumuz sözcük bu. Bu sözcüğün kafamızda dimağımızı uyandırdığı şey bu. Dolayısıyla bunu şey yapıyoruz. Ama burada başkası var. Burada çok daha fazlası var. Başkası değil. Burada çok daha fazlası var. Çok daha fazlası. Yani kabullenmek değil. 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 Sevinç var burada. Tamamen sıfırlamak var. Onun yerine sevinci koymak var. Onun yürekte öyle bir ikna olmak var ki, öyle bir ikna olmak var ki artık o acıyı, o sıkıntıyı, o yaşadığın baskıyı, neyse o. Finansal olabilir, daha ağır şeyler olabilir, her neyse. Onun gerçekliğini ama onu yaşadığın şeyin öyle bir ikna var ki o yaşadığın şeyin aslında hiçbir şekilde sana acı vermemesi, acı olmadığını hissettiren bir şey. Karşısına büyük bir sevincin, büyük bir avuntunun konduğu şey. Öyle bir avuntu ki artık düşünmüyorsun onu. Öyle bir sevinç ki artık aklına gelmiyor acı. Şimdi ya pastör bu teselli değil, bu başka bir şey. Sen çok çok farklı bir şeysin bazen. Evet, çok farklı bir şey. Tamamıyla kabul ediyorum. Çok farklı bir zaten bu program da biraz bunun için. Yani bugün paylaştığımız şeyin özünde bu var. Teselli diye söylediğimiz şey aslında bizim anladığımız anlamda teselliden çok fazlası. Çok daha öte bir şey. Çok çok daha öte bir şey. Acısızlığa ikna olmak. Aslında acının olmadığını ikna olmak. Aslında sevinmek. Tamamen arkana atmak. Tamamen sırtını atmak. Ve yüzünü sevince dönmek. Ne zaman? Tanrı'yla temas ettiğin zaman. Bakın bunu ancak Tanrı'yla sağlar. Bunlar kolay şeyler paylaşmıyor. Bu ancak Tanrı'yla olur. Bu insanın yapabileceği bir şey. İnsanın tesellisi bir yere kadardır. Sözcük bizim çok zorlandığımız bir şeydir. Kilisede çok zorlandığımız bir şey. İnsanlar arasında çok zorlandığımız bir şey. Ya kendinizden pay biçin. Bugün bir cenaze yas evine gittiğiniz zaman. Abi düşünürsünüz değil mi? Ne söyleyeceğim ben ya? Ne söyleyeceğim ya? Hangi kelimeyi bulacağım? Kelime çünkü kelimenin bittiği yer. Başka bir şey lazım orada. Ruhsal bir dokunuş lazım. En iyi şey nedir biliyor musunuz? Bir insan için en iyi edeceğiniz dua. En iyi edeceğiniz dualardan bir tane. En iyi edeceğiniz dua. Seni Rab teselli etsin kardeşim. Rab teselli. Ama gerçekten Rab onu teselli etti edeceğiniz dua. Bir insan için söyleyeceğiniz en iyi sözcük. Yahut bir insan için edeceğiniz en iyi dua. Seni Rab teselli etsin kardeşim. Rabbin tesellisi üzerinde. Bazen Hristiyan, iman Hristiyanı bazen şunu düşünür ya ben imanım. Ben Mesih'in çağrına iman etmişim. Ben doğru yolda yolda varım. Mesih'in orada yürümeye çalışıyorum. Peki bu sıkıntılar niye var? Bu sıkıntıları niye yaşıyor? Niye Rab niye? Niye Rab niye? Neden bu sıkıntıları yaşıyor? Niye olur acılar, niye olur sıkıntılar? Yani o başka bir şeyin konusu. Birkaç tanesi mesela nedir? İşte bazen kendi kararlarımızın sonucu olur. Bazen kendi kararlarımızın neticesini yaşarız. Bazen Tanrı bize bir şekilde tedbir etmeye, yani iyi bir daha doğru bir yerlere getirmeye çalışır. Yanlışımızı göstermeye çalışır. Değil mi? Bazen bu dünyadan azade değiliz. İşte, yani koronavirüs, bakın evde program yapıyoruz. Yani azade değiliz bu dünyada. Onların da etkisi var. Ama bir şey daha var. Bir şey daha var. Çok güçlü bir şey daha var. Bugün paylaşmak istedim. Niye bazen sıkıntılar yaşanır? Niye bazı acılar yaşanır? Ya bazen Tanrı sırf onun tesellisinin, onun avuntusunun ne kadar güçlü bir avuntu olduğunu, ne kadar güçlü bir teselli olduğunu sana ve senin vasıtanla dışarıdakilere göstermek için. Senin vasıtanla dışarıyı anlatmak için.
Ondaki teselliyi insanlar görsünler diye. Ondaki alıntıyı insanlar görsünler. Ta ki insanlar ondaki alıntıya dönsünler diye. Rab bunların olmasına izin verir. Sırf Rab'deki o teselli doygunluğu yaşadığı yaşayalım diye. Hissedelim diye ve hissedelim bizi paylaşalım diye. Bir ablamız vardı, o geldi aklıma. Yani ciddi bir rahatsızlığı vardı. Ağır bir rahatsızlığı, kanser var bir rahatsızlığı vardı. Birkaç şey daha yaşamıştı. Arka arka gelmişti ve Rab dedim abla ya gittim yani söyleyecek bir şey yok bulamıyorum Rab. Dedim ki abla ben susayım sen konuş. Dedim hiç sesini çıkarma. İyi bir müjdeciydi ablamız. Çok iyi bir Hristiyan, iyi bir müjdeci. Müjdeci bir Hristiyan. İsa Mesih'in müjdesini, inandığı müjdeyi bütün insanlara, kasabından, manavından, her tarafından insanlara paylaşan kişi. Ta ki o insanlar için kaygı çeken kişi. Ta ki o insanlar işitsinler, İsa Mesih tek yüceyi işitsinler ve dönsünler, cennete baksınlar, yüzleri cennete dönsün diye. Böyle güzel bir ablamızdı. Dedi ki Cem, hiç sesini çıkarma. Hiçbir şey söyleme, sadece dua et. Çünkü dedi ben şu anda sağlıklı olduğumdan daha çok insanlara erişebiliyorum. Müjdeliyorum demiyorum ama erişebiliyorum. Çok sayıda insana müjdeliyordu ama erişemiyordu, dokunamıyordu. Şimdi çok sayıda insana dokunuyor. Çünkü insanlar ona bakıyorlar, ona tesettüler ki yok ya bu nasıl bir şey ya? Biz bunu binde bir yaşasak ne hale geliriz? Neydi babam bundaki teselli ne acaba? Deyince ablamız bu içtenlikle konuşmaya başlıyor. Rabbin yüreğine koyduğu sevinci, teselli, o durumda sevinci, o durumda nasıl sevinebiliyorsun diyor mesela insan belki. Onun için ağzın içine bakıyor. Ta ki ağzından ne dökülecek? Ağzından dökülecek her kelimeye. O sevincin, o tesellinin kelimesi. Teselli böyle bir şey. Onun için diyorum ki çok başka bir şey teselli. Çok daha teselli, bildiğimiz teselli kavramından çok daha yüce bir teselli. Çok daha yüce bir teselli. Çünkü insan onun birinci ihtiyacı, birinci ihtiyacı Rab'be doygunluk, Rab'bin tesellisi, Rab'be alıntı. Birinci ihtiyacımız bu bizim. İlk ihtiyacımız bu. Onun tesellisi. Yani şimdi şunu düşündüğüm zaman acı gelir bana. Yani bir Hristiyan düşünün ki yani insanlar fellik fellik ararken o teselliyi, o kişi Hristiyan olsun ve tesellisiz bir yaşam yaşasın. Avuntusuz bir yaşam yaşasın. Rab'de sevinci olmayan bir yaşam yaşasın. Çok acı bir şeydir. Çok acı bir şeydir. Yani insanların fellik fellik aradığı ve sadece yüreğini açtığında hissedebileceği, sadece yüreğinde baktığında hissedebileceği. Doğru çünkü nereye bakacağını biliyor. Doğru adresi biliyor. Hristiyan olması vasıtasıyla. Doğru adresi biliyor ve sadece yürekten açtığı zaman bulacağı teselliden uzak olsun o Hristiyan. O teselliyi paylaşamasın o isteyen. O avuntuyu gösteremesin insanlara o isteyen. Acı bir şeydir. Onun içindir ki iman ailesi yargı önce Hristiyanlardan başlayacak. Yargı önce iman ailesinden başlayacak. İman ailesi çekilecek. Çünkü onların pozisyonu çok daha farklı. Çok daha ince bir yargı olacak. Çok daha hassas bir yargı olacak. Çok daha sert bir yargı olacak. Çünkü bu dünyada da doğru adresi bildiler. Doğru adresi biliyorlar. Doğru adresi bildikleri halde teselliyi paylaşmadan, teselliye gitmedilerse bunun yargısı çok ağırdır. Acı bir şeydir bu. Acı bir şeydir. Peki mesela şunu da soralım. Neden kaçırıyoruz teselliyi? Ya da tesellisizlik niye var? Bütün insanlar için geçerli bu. Bütün insanlar için geçerli. Yani niye var tesellisizlik? Birincisi söyledik. Yanlış yerde mi arıyoruz? Doğru yerde mi arıyoruz? Bu çok önemli. Nerede arıyoruz teselliyi ya? Bulduğumuz veya bulamadığımız bu teselliyi bulamadığımız bu teselli nerede arıyor? Yanlış yerde arıyor olabilir miyiz acaba? İnsanlarda arıyor olabilir miyiz acaba? Belki kendimize işe vere, işte para kazanmakta arıyoruz olabilir miyiz acaba? Dünyada arıyor olabilir miyiz acaba? Dünyanın önümüze koyduğu sahtelikleri teselli olarak teselli olduğunu düşünüp sanıp atlıyor olabilir miyiz acaba? Ya da kapatıyoruz kendimizi. Kapatıyoruz ya, istemiyoruz teselli. O sıkıntı neyse, o acı neyse kapatıyoruz kendimizi ya. Küsüyoruz yani. Ve inanmıyoruz Tanrı'nın gerçekten teselli vereceğine. Bu bir çeşit imansızlıktır. Abi açık söyleyeyim. Bir çeşit imansızlıktır. Kuvvetli bir imansızlıktır. Niye? Çünkü adam inanmıyor Tanrı'nın oraya girdiğinde gerçekten o sevinci verebileceğine. Düşünemiyor, tasavvur edemiyor, hayal edemiyor. Çünkü Tanrı'nın gücü umurunda değil o anda. O anda odaklandığı bir şey var. Odaklandığı bir şey
hak etmediğini düşündüğü, hak etmediğini düşündüğü, hak etmediğini düşündüğü o acıyı, o sıkıntıyı, o yaşadığı her neyse. O yüzden kapatıyor kendini. Ve sertleştiriyor yüreğini. Sertleştiriyor. Tanrı'nın bile, inanmıyor ki Tanrı bile gelsin, onu teselli etsin. İmansızlık. İmansızlık. Ya kolay şeyler değil. İnanın bana kolay şeyler değil. Kolay kolay değil. Hiç kolay değil. Bu dünyada bunları yaşamak hiç kolay değil. Şimdi buradan vaaz etmek gibi değil. Bunu biliyorum. Bunu çünkü uğraştığımız şeyler. Uğraştığımız şeyler, yaşadığımız şeyler. Yani pastörlük biraz vaaz bitince başlıyor. Yani kürsüde dinlediğin zaman biraz pastörlük var. Çünkü dokunman lazım o insana. Erişmen lazım o insana. Güçlendirmen lazım o insana. Yani kolay değil. Kolay değil. Hazırlanırken de bunu hissettim yani. Kolay değil. Ama bir gerçek var. Kolay değil. Ama bir gerçek var. Ama bir gerçek var. Tanrı'nın tesellisi, konuştuğumuz kişi Tanrı'ysa en acı, en derin sıkıntıları, en acı acıları teselli edecek Tanrı'dır. Gerçek tesellisi. Çünkü tesellinin özü onda. Onun özü teselli. O geldiği zaman teselliyle geliyor. O geldiği zaman avuntuyla geliyor. O geldiği zaman sevinçle geliyor sana. Dokunduğun zaman hissettiğin şey sevinç, coşku. Aklına gelmiyor artık. Kolay değil. Bak bir de bu da Tanrı ya. Konuştuğumuz şey Tanrı, bu evreni yaratan. Bizim sahibimiz. Bakın size başka bir söyleyeyim. Böyle ağır ağır gitmeyin ya. Ağır şeylere gitmeyin. Hafif şeyler düşün. Yani basit şeyler. Bu dünyada çok insan çok ağır şeyler yaşıyor. Ya bu dünyada bazen insanlar o kadar basit şeylerle yıkım oluyorlar ki. Bakıyorsun ya diyorsun ki yani gidiyorsun dinliyorsun ya bu mudur diyorsun yani içinden yani. Veya ufak ufak hissediyorsun ya bak diyorsun yani çok insan neler yaşıyor yani bu mudur? Ya adam o hafif bir şeyde çok hafif bir şeyde yıkımda. Niye? Çünkü Tanrı yoksa, teselli yoksa yok işte. Yani yok. Azda da yok, çokta da yok. Çoğa lüzum yok zaten. Azda da yıkıma uğramış adam. Niye? Yok, yıkım. Güçsüz bir karakter veya işte Tanrı yok ya. Tanrısızlık. Tanrısızlık yok. Yokken yok işte, ne yapalım? Hani sorun değil, problem değil. Gerçi çok insan neler yaşıyorsun. Adam yıkım o halde. Ama yok işte. Yoksa teselli, aslında da yok. Onun için diyorum ki ufak şeylerde teselli lazım bize. Hafif şeylerde de teselli lazım bize. Lazım değil de düşünmeyin. Çünkü onlar birikiyor yüreğimizde. Birikiyor yüreğimizde ve Tanrı'dan koparıyor bizi. Bizim sürekli Tanrı'nın avuntusuna, sürekli Tanrı'nın itmesine ihtiyacımız var. Sürekli Tanrı. Ya insanoğlunun için en büyük karamsarlık ne? En karamsar olacağı şey ne? Ölüm değil mi? Ölüm. Ölüm en büyük karamsarlık. Biz ölmek için yaratılmadık ki. Dokularımızda ölüm yok ki. Tanrı ölsün diye adam yaratır mı ya? Öyle bir şey mi? Öyle bir şey mi var? Ölüm onun için bizim için karanlık. İtiyoruz bilinçaltımıza ama en büyük karamsarlık. En büyük karamsarlık. Tamam müjdeler olsun. Hristiyan kürsüsü bir şeyi vaaz ediyor. En büyük karamsarlığa en büyük sevinci vaaz ediyor. Çünkü bizim için ölümün gücüyle yenen bir Tanrı var. Ölümün gücü kırıldı. Ölümün gücü kırıldı ve çat diye öyle günümüzde böyle kocaman büyük bir puntalarla büyük bir teselli avuntu var. Hiçbir sıkıntını yıkamayacağı, hiçbir şeyi yıkamayacağı avuntu var. Ölümün gücü kırıldı ya. Ölmeyeceğiz. Tanrı'dan sonsuz ayrılık yok. Tanrı'la birlikte olmak var. Büyük bir sevinç vaaz ediyor Tanrı. Hristiyan kürsüsü, şu İncil büyük bir sevinci vaaz ediyor. Bu müjde, İncil dediğim şey müjde, büyük bir müjdeyi vaaz ediyor. Tezhenin özünü vaaz ediyor. Ölmeyeceğiz. Ey imanlı. Hatta ölüm yerine sevinçin yerinde, sevincin en yoğun olduğu yerde yaşayacağız. Sevincin en dolu olduğu yerde yaşayacağız. Ey Mesih inanlısı. Bizim tesellimiz çarmı. Niye çarmıh biliyor musunuz? Çarmıh bize şunu gösteriyor. Bizim için iyilik olarak her durumda iyilik için etkin olan ayrı bir ayetimiz var. Tanrı bizim için diyor her durumda iyilik için etkindir. Her durumda bizim için iyilik için etkin olan bir Tanrı var. Her durumda bizim için bizi gözeten, bizim acımızla üzülen bir Tanrı var. Bizim avuntumuz bu. Bizim avuntumuz sevinç. Bizim tesellimiz çarmıh. Ya acılarda, sıkıntılarda dünyanın fosluğu ortaya çıkıyor biliyor musunuz?
Fos olduğu dünyanın ortaya çıkıyor. Boş olduğu ortaya çıkıyor. Dünyanın yalanı ortaya çıkıyor. Dünya diyor ki ya sen benimle eğleniyordun ya. İşte senin önüne eğlenceler vardı, güzellikler falan koydum ya. Onların hepsi yalan. Unut onu. İşte bu acı gerçek. Niye? Çünkü o acıyı hissettiğin zaman, o sıkıntıyı hissettiğin zaman gözün bir şey görmüyor artık. Ne eğlenceyi görüyorsun, ne hırsları görüyorsun, ne hırsların kalıyor artık. Ne işte para sev belki kalmıyor artık vesaire. Derin bir acı yaşadığın zaman. Hepsini biliyorsun. Dünya sana şunu söylüyor. Onların hepsi yalandı. Hissettiğin bu acı var ya, bu sıkıntı var ya, bu çevreni sardığını hisseden, seni boğan şey var ya, o gerçek. Oysa Mesih'in çarmıha şunu söylüyor. Tam tersi. Diyor ki hissettiğin şey var ya, bu seni boğan şey. Diyor ki bu hissettiğin şey var ya, bu seni sıkıntı olarak sana, sıkıntı olarak tanımladığın şey, acı olarak tanımladığın şey var ya, bu yüreğinde hissettiğin acı. O yalan. O yalan ama seni bekleyen çok yüce bir gerçek var. Büyük bir sevinç var seni bekleyen. Çok büyük bir sevinç. Bütün acılarınla orada yüzleşip, orada birlikte olacağın bir sevinç var. Gerçek bir sevinç. Gerçek olanı. Bu acı yalan. Tanrı kesinlikle bunu söylüyor. Tanrı'nın avlusu bunu söylüyor. Mesih'in çarmıha bunu söylüyor. Dünyanın fosu çıkıyor ortaya. Bakın bir Hristiyan için en acı, en duyulması gereken sıkıntı ne biliyor musunuz? Gerçek olan. Gerçek hüzün, gerçek hüzün, gerçek sıkıntı, gerçek acı. Gördüğün o insan, dışarıda gördüğün insan, arkadaşın, kuzenin, akraban, kasabın, kanka, neyse, çocuk arkadaşın. O insan eğer doğru yerdeyse cennete gitmeyecek. Doğru imanı değilse cennete gitmeyecek. Bu çok büyük bir hüzündür. Bu çok büyük bir üzüntüdür Hristiyan için. Bu çok büyük bir yastır insanoğlu için. Hristiyan için özür dilerim. Görüp onu gördüğün halde onun doğruyu görmediğini hissetmek. Mesih'teki gerçeği görmediğini hissetmek. Ve onun için yas tutmak. Çünkü yanlış yola gidiyor. Hristiyan için ya da insan için en doğru yas budur. En doğru yas budur. En derin yas budur. En tesellisi imkansız yas budur. Ama Rab diyor kelamda Matta 5. bölümde diyor ki ne mutlu yaslı olanlara. Ne mutlu yaslı olanlara. Çünkü diyor onlar teselli edilecekler. Bu ağır yası bile teselli edecek bir Tanrımız var. Ya bir insanın mahva gittiğini görmekten, cehenneme gittiğini görmekten, bunu görmekten daha acı, daha yas verecek bir şey yoktur. Ama Rabbim buna da bir tesellisi var. Tanrı buna tesellisi var. Diyor ki ne mutlu yaslı olan, ne mutlu. Bakın ne mutlu kime? Yaslı olan. Ne mutlu. Tezata bak. Yani oksimorona bakar mısınız? Ne mutlu yaslı olan. Olan. Niye? Çünkü buna bile tesellisi var Tanrı. Buna bile bir avuntusu var Tanrı. Gerçekten o insanın mahvedileceğini biliyorsunuz. Bu büyük bir yastır. Sen onunla paylaşık etmişsin. Seviyorsun onu. Aklımızdaki teselli fikrini değiştirelim. Kafamızdaki teselli anlayışını değiştirelim. Bizi teselli etmeye çalışan, ama gerçek teselli etmeye çalışan. Yüreğimizdeki o yası, yüreğimizdeki o ağırlığı alıp yüreğimize sevinç koyacak, unutturacak. Unutturacak o yasımızı ama sevinç koyacak. Sevinç koymaya hazır bir Tanrı var. Bitirelim mi burada? Rab tesellimiz olsun. Rab tesellicimiz olsun. İnanın bana bir yürek uzağınızdadır. Bir yürek bakışı uzağınızdadır Tanrı. Bir yürek bakışı uzağınızdadır. Yüreğinizi açıp yüreğine baktığınız zaman o kadar uzaktır Tanrı. Tüm insanlığın teselliye ihtiyacı var. Gerçek teselli. Tanrı'nın tesellisi. Selametle kalın. Bugün bu kadar.